Bugün sizinle daha önce hiç konuşulmamış bir hikayeyi konuşacağız. 2013'ten beri internette dolaşan Atatürk'ün bu illüstrasyonunu kimin yaptığını hiç merak ettiniz mi? 80'lerin sonlarında dünyaya Amerika'dan yayılan bir sokak kampanyasıyla Atatürk'ün bu fotoğrafı ya da Gezi Parkı olayları arasında nasıl bir ilişki olabilir ki? 90'ların başlarında bu sticker Amerika'da öyle bir yayılmaya başlamıştı ki en sonunda The Nice Paper isimli bir dergi ilan yayınlayarak bu stickerların ne anlama geldiğini, kimler tarafından yapıştırıldığını söyleyene bir konser bileti hediye edeceğini açıkladı. Bu ilandan sonra dergiye içinde birkaç sticker ve bir iki cümlelik notla bir zarf geldi. Not içerisinde tam olarak ne anlama geldiğini açıklayamayacağını yoksa bunun her şeyi berbat edeceğini yazıyordu. Dergi ise bir sonraki yayınında sorularının cevaplarını bulamasalar da en azından ellerinde bir el yazısı örneği olduğunu paylaştı. Söylentilere göre bu çılgınlığı başlatan Rhode Island Tasarım Okulu'ndan iki öğrenciydi. Sticker şehirde virüs gibi yayılıyordu. Kimileri bu etiketin bir rock grubuna ait olduğunu düşünürken kimileri kaykaycıların işi olduğunu söylüyordu. İlk defa Rhode Island'da görülen sticker daha sonra Boston ve New York'ta da etiket ya da stencil olarak görülmeye başlandı. Ülke geneline yayılıyordu. Bunun aniden yayılması ve Andre the Giant'ın donuk bakışları insanlarda gizem ve korku duygusu yaratıyordu. 1990 yılında şehrin sakinleri uyandıklarında belediye başkan adayı Buddy Cianci'nin billboard afişindeki kafasının Andre the Giant ile değiştirildiğini gördüler. İşler çığırından çıkıyordu. Aslında tüm bu esrarengizliğin ve kaosun arkasında o zamanlar 19 yaşındaki Shepard Fairey isimli genç adamdı. Bir yandan tasarım okulunda okumaya devam ederken diğer yandan kaykay aletleri satan bir dükkanda çalışıyordu. Bir gün çalıştığı sırada arkadaşlarından birine nasıl stencil yapılacağını öğretirken o an gazetede rastgele gördüğü Andre the Giant isimli Fransız güreşçinin fotoğrafını referans alıyor. Arkadaşı bu fotoğrafı referans almanın saçma ve gereksiz olduğunu düşünse de kendisi bu fotoğrafta başka kimsenin göremediği bir şey gördü. Bu fotoğrafı etiket haline getirip düzinelerce çıkardı. Bunun bir çeşit kendi imzası olduğunu düşündüğü için gördüğü her yere Andre the Giant has a posse, yani Dev Andre'nin bir grubu var yazılı etiketlerden yapıştırıyordu. Bunu öylesine bir obsesyon haline getirdi ki satın aldığı külüstür bir arabayla Güney Carolina'dan Boston'a doğru yola çıkıp ardından New York'a giderek yol boyunca gördüğü her yere arabasına kutularca doldurduğu etiketlerden yapıştırdı. Andre the Giant ülke çapında öyle bir üne kavuşmuştu ki Counter-Strike 1.6 ve Half-Life oyunlarında varsayılan da bu etiketi sprey olarak bulabiliyordunuz. Oyun esnasında T'ye basarak etrafa tag atabiliyordunuz. Oldlar hatırlayacaktır. İnsanların ilgisinin giderek artması Shepard'ın hoşuna gidiyordu. Üniversiteden mezun oluyor ve geçimini sağlamak için Andre the Giant'ın yüzünü tişörtlere basarak satarken Andre'nin avukatları Shepard'a ulaşarak bunun telif hakkı ihlali olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Andre'nin yüzünü telif yemeyecek şekilde daha basit ve simetrik bir hale getiriyor. O sıralar Amerika'da popüler olan They Live isimli eleştirel filmde aslında gördüklerimizin başka anlamlara gelebileceği anlatılıyor. Bu filmdeki obey, Türkçesiyle itaat et kısmı Shepard'ın aklına kazınıyor. Önceleri altında kırmızı şeritle Andre'ye ithafen Giant yazılı ikon surata obey yazısını ekleyip değiştiriyor. Hala ele gelir bir şey kazanamıyor ve ailesi tırnak içerisinde gerçek bir iş bulması için baskı yapıyor. Grafik tasarımcı olarak çalışmak için taşındığı San Diego'da Amanda ile tanışıyorlar. Ellerine geçen paralarla dünyanın farklı ülkelerini gezmeye ve gördükleri her yere obey posterleri yapıştırmaya başlıyorlar. Kendisinin kurduğu ama daha sonraları elinden alınacak olan andrethegiant.com web sitesinde sticker satışı yapıyordu ve insanlara indirmeleri için link koymuştu. Dünya çapında sayısız gönüllü bunları yaşadığı yerlere yapıştırdı. Buna Türkiye'de dahildi. Amacı bu olmasa da 1990'da Buddy Cianci'nin kafasını Andre ile değiştirme olayı onun lehine ilgiyi artırmış ve Buddy Cianci tekrardan belediye başkanı seçilmişti. Yaptıklarının insanlar üzerinde etkisi olduğunu görmesi sonraki yıllarda aktivist ve tasarımcı kimliğinin birleşmesini ve yaptığı işlere yansımasını sağladı.
daha önceleri karşı olduğu siyasi figür ve akımlara karşı çalışmalar üretirken 2008'de Barack Obama'nın bir seçim konuşmasına denk geliyor ve söylediklerini umut verici buluyor. Seçim kampanyasında ona destek olmak için muhtemelen sizin de gördüğünüz bu illüstrasyonu çiziyor. Ülke çapında Obama'nın kendi seçim kampanyasından bile daha çok ilgi görüyor. Bu çalışma sayesinde Shepard her gün farklı bir televizyona çıkıyor ve Obama'dan şahsi bir teşekkür maili alıyor. Her şey yolunda giderken bu illüstrasyonu çizdiği esnada referans aldığı fotoğrafın sahibi Associated Press bunun bir telif hakkı ihlali olduğunu belirterek çalışma üzerinden kazanılan tüm paranın kayıtlarının paylaşılmasını istedi. Ardından dava açıldı. Shepard'ın referans aldığı fotoğraf hakkında yalan söylemesi davanın süresini daha da uzattı ve onu savunan avukatlar bu sebepten dolayı onu artık savunmayacaklarını söyleyerek işi bıraktılar. Shepard'ın yalan söylemesinin sebebi referans aldığı fotoğraf ile kendi çizimi arasında büyük bir fark olduğunu göstermeye çalışmak ve bu yolla davayı kazanmaktı. Uzun süren dava sonucu iki tarafta anlaşmaya vararak çalışmanın telif hakkı ortak hale getirildi. Kariyerinin en sükse yaptığı zamanlardan biri olan posterlerini yaptığı Obama'nın başkan seçildiği 2008 senesinde Türkiye'den Bant dergisi 50. sayısında Shepard Fairey ile yaptığı yazılı röportajı yayınladı. Shepard'ın bu röportajı özel çizdiği Atatürk illüstrasyonu poster haline getirilerek dergiyle birlikte ücretsiz verildi. 2013 senesine kadar online dağıtılmayan bu görsel Obeyjiant sitesinde Shepard'ın gezi olayları ile alakalı yazdığı yazıyla birlikte ücretsiz indirilmişti. Linki olarak verildi. Obeyjiant sitesinde uzunca bir yazıyla dönemin başbakanını hedef aldı. Genel sorun mevcut başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin otoriterlik, diktatörlük ve faşizme doğru çok ileri gitmeleri ve Atatürk'ün kuruluşundan uzaklaşmaları aynı zamanda Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkmayı planlamalarıdır. Bu politik ya da dini bir hareket değil, toplumların tüm köşelerini temsil eden bir insan hakları hareketidir. Obeyjiant stickerları hala web sitede ücretsiz indirme linki olarak veriliyor. Dünyanın her bir ucundan bu akıma ilgi gösteren insanlar bu etiketlerden düzinelerce bastırıp yaşadığı yerlere yapıştırıyor. Gerçek Andre the Giant ise henüz 46 yaşındayken 1993 senesinde Fransa'da vefat etti. Vasiyeti ölümünden sonra yakılmak olmasına rağmen Fransa'da bu büyüklükte bir insanı yakma yeri bulunamadığı için cenazesi Amerika'ya götürüldü.